السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brother, Mr. President, on behalf of myself, the Jordanian delegation, the government of Jordan, and the people of Jordan, I truly welcome you here in your second home and delighted to have your presence back here again. I would also like to take the opportunity to thank His Excellency the President, my brother, for the very strong positions that he has taken on the challenges of Al-Aqsa and Jerusalem, and his very brotherly support of Jordan through the challenges that we're all facing. The President and I had an opportunity to exchange views on many issues that deal between our two countries, again reminding ourselves that we have a historical relationship of 70 years that is something of great pride to both our nations. Today we will continue to hope to have bilateral discussions on how to improve the political, economic, military intelligence and social relations between our two countries, and there are many opportunities in this field. Both countries have suffered from terrorism and extremism, and again this is just another opportunity for both my brother and I to strengthen the relationship between our two peoples. So, sir, in the warmest regards, I welcome you and your delegation here in Jordan. I know that shoulder to shoulder, as we walk forward with the challenges that we face, we'll be able to overcome all the obstacles that are ahead of us. Hamdu al-Salami, and we're very delighted to have you here. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Urdun Hashimi Kralı, değerli kardeşim Abdullah, kıymetli heyet üyeleri, 9 yıl aradan sonra dost ve kardeş Ürdün'ü ziyaret ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen ilgi ve hüsnü kabul için şükranlarımı sunuyorum. Kardeşim Kral Abdullah'a nazik daveti için ayrıca şahsım, ülkem olarak teşekkür ediyorum. Bu yıl ikili münasebetlerimizin tarihi açıdan çok büyük bir önemi var ve 2017 senesi diplomatik ilişkilerimizin sizlerin de ifade ettiği gibi 70. seneyi devriyesi. Bu anlamlı yıl dönümünün ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu vesileyle Ürdünlü kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii biz de devlet ve millet olarak Ürdünlü kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız. Ve değerli kardeşimin bilhassa Filistin konusundaki hassasiyetini gayet iyi biliyorum. Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolünü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz ay Harem-i Şerif'te yaşanan saldırı ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. İslam dünyası ve bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz. Bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor ve ben bugünkü toplantıyı gerek ikili gerek heyetler arası olarak bu anlamda çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.